Türkiye'nin tek kültür ekranı KRT TV ekranlarındayız. Rıza Sönmez mevzu bitmez de karşınızdayız. Niye Rıza Sönmez mevzu bitmez? Çünkü Rıza Sönmez'in konuklarında mevzu bitmez. Şimdi bir aslında bir cennetteyiz. Yani aslında tiyatrocuların kurmak istediği, yaşamak istediği, ömrünü sürdürmek istediği bir cennetteyiz. İki oyuncunun açtığı bir atölyedeyiz. Caz, Cihangir atölye sahnesindeyiz. Muhammed Uzuner, Arzu Gamze, Kılınç bir kendilerine cennet inşa etti burada. Niye cennet inşa etti? Aslında kurum tiyatrolarında çalışıp, kurum tiyatrolarında çalışmak demek aslında bir memurluk demektir. Sonra kendilerine çok sevebilecekleri ve ömürlerini sürdürebilecekleri bir yer kurmaya karar verdiler ve onu şöyle kurdular. Ücretsiz eğitim veren bir tiyatro akademisi kurmuş oldular. Arzu ettikleri e, 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 öğrencileri aldılar, yetenekli öğrencileri aldılar ve onlarla birlikte bir ensemble kurabilecekleri bir yer inşa ettiler. Cennetinize bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok güzel ifade ettin. Benim anlatmaya değer bir şey bırakmadın <laughs> bana vallahi. Özetledin. Ben, ben hiç böyle düşünmemiştim e, ama haklısın. Ee, gerçekten tiyatro yapmak zor, Onu da bir dediğin gibi ensemble yakalamak zor. Ee, biz böyle yaşayabiliyoruz Gamze ile ancak. Dolayısıyla da bunu inşa etmek için uğraştık. Ee, daha önce geçmişten gelen bütün tecrübelerimizi de burada tabii kullanıyoruz. Ama bizim için de bir gerçekten cennet gibi soluk alanı e, oldu. Hem memleketin durumu hem tiyatronun durumu vesaire hani çok tabii mesleki şeyler konuşulabilir. Onların içerisinde böyle bizim için de e, sadece gelen öğrenciler ya da oyuncular için değil, bizim için de e, çok mutlu olduğumuz bir soluk alıp verme alanı oldu. Şimdi seyircilerimiz için e, kısaca anlatayım. Caz 3 yıl önce kuruldu. Evet. 3 yıl önce kuruldu. 2 yılda bir e, ücretsiz öğrenci alıyor. Konservatuar. Kons sınavla evet. tıpkı. İşte devlet konservatuvarları gibi ya da Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi e, sınavlı öğrenci alıyor. Üç yıllık eğitim veriyor. Ücretsiz bunlar. Ücretli bölümü de var ama konservatuvar bölümü ücretsiz bölümü. E, burada eğitim alan çocuklar aynı zamanda oyunlar sahneye koyuyorlar. E, burası onların hem eğitim aldıkları hem oyun sahneye koydukları e, ve oynadıkları alan. Arzu Gamze Kılınç'ın ya da Muhammed Uzuner'in sahneye koyduğu oyunlarda görev alıyorlar. Hatta turnelere çıkıyorlar. Evet. Ee, biraz bize e, eğitim nasıl nasıl bir çünkü bir sürü oyunculuk okulu var. Hatta e, yani kamera önü oyunculuğu da dahil olmak üzere her yerde sosyal medya ya da nereye elinizi atarsanız atın açılmış okullar var, eğitimler veriyor. Evet. Siz nasıl bir eğitim ...kurdunuz buraya. Buraya gelen çocuklardan... ...ne arzu ediyorsunuz? Nasıl bir donanım... ...bekliyorsunuz ya da nasıl bir yetenek... ...çizgisi bekliyorsunuz ve buradan çıktıklarında... ...nasıl oyuncularımız olacaklar? Evet. Şimdi... ...CAS e, bir yapı... Cihangir Atölye sahnesi... E, ...nispeten geniş bir yapı. Bu yapının içerisinde iki ana damar var. Bir tanesi tiyatro yani... ...profesyonel tiyatro. Bir tanesi eğitim. Eğitimin içinde de iki ana damar var. Bir tanesi konservatuar... ...bir tanesi atölyeler... E, atölyeleri de hani sonradan konuşuruz. Oyun atölyeleri var, temel oyunculuk atölyesi var ve kamera oyunculuğu atölyeleri var. E, i̇şte onlar ücretli olan kısımlar. E, bir de konservatuar var. Konservatuar 3 yıllık bir eğitim. E, dolayısıyla e, ciddi bir eğitim alıyorlar. 12 tane hocaları var. İşte haftada 3 gün sabahtan akşama kadar geliyorlar. Fakat dediğin şey çok doğru. Hani bu kadar oyunculuk okulu varken, oyunculuğa bu kadar talep varken dolayısıyla arzı da oluyor tabii. Ee, biz neden böyle bir şey yaptık? İyi bir soru. Ee, birincisi ücretsiz olmasının sebebi, geçmiş tecrübelerimizde şöyle bir şey var. Ee, çok yetenekli gençler var ama gerçekten bütçeleri yok. Yani bunu yapabilecekleri, karşılayabilecekleri bir ekonomik durumları yok. Ve böyle gözünüzün önünde heba olup gidiyorlar diye düşünüyorsunuz. Bunun arasına bu mali engeli koymak istemedik. Biraz idealistçesine de bir yapımız var tabii ki. O öğrencileri bu eğitime ücretsiz olarak almak istedik ki biraz fırsat eşitliği olsun hani o yetenekler heba olmasın diye. Fakat esas olarak bizim bir tiyatro yapma biçimimiz var. Tiyatro yapma biçimi dediğimizde aslında bize göre yine yaşama biçimiyle paralel giden bir şey. Biz iyi bir korist olamayan oyuncuyu istemiyoruz. Yani çok iyi bir solist olabilir, kişisel yetenekleri çok yüksek olabilir. Fakat bir koro içerisinde, koral bir durum içerisinde, bir topluluk içerisinde eritemiyorsa kendisini biz bunu oyunculuktan saymıyoruz oyunculuğun çok kolektif bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bir e, ekip ruhuyla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bütün tiyatro üretme politikamız, eğitim politikamız, derslerin içerikleri ve biraz önce gördüğün ortak yaşam alanımız bütün hepsinin tasarımı e, buna yönelik. E, i̇nsanın şifasının kolektif yapıda olduğunu düşünüyorum. E, i̇nsanın e, yalnızlıkla baş edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir topluluk enerjisinin insanın bütün zaaflarını, hastalıklarını tedavi edebileceğini, ona doğru yol gösterebileceğini düşünüyorum, düşünüyoruz. Dolayısıyla o yüzden böyle bir yapı kurduk. Bana göre bu yapının en büyük farkı sanki kolektif olmasında. Ama kolektif derken beraber bir arada bir şeyler yapıyoruz anlamında değil. Yeri gelince birbirini acıtan, gerçekleri söyleyen yani sağlıklı bir iletişim içinde olmaya gayret ediyoruz. Bizde biz de bu nedenle de bir yerer yok. ben de öğrencime çay veriyorum. O da bana çay veriyor. Benim bir bilgim varsa tiyatro konusunda ben onu aktarıyorum. Ama öğrencimin bir konuda bilgisi varsa o da bana aktarıyor. Ben onun öğrencisi oluyorum. Yani tabii ki bir doğal yerer şey oluyor ama bu bilgi ve deneyim ölçüsünde bir pozisyon olarak, yoksa yapay bir hiyerarşi, bir atama, atanma duygusu hiçbir zaman gerçekleşmiyor burada. Dolayısıyla da şöyle bir şey oluyor, oyunculuğun bir iletişim zanaatı olduğunu düşünüyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla bu iletişimi gerçek kılmak için bütün bu ortamı da o iletişim üzerine kuruyoruz. Yani iletişimsiz bir ortamdan iletişimli bir ders yapılamaz, iletişimli bir tiyatro yapılamaz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla tiyatro üretme biçimimizle yaşama biçimimiz aynı bakış açısıyla yürüyor diye söyleyebilirim. Çok güzel. E, bu bu mesleğin en önemli meslek diyebiliriz buna. Yani hem sanat ama aynı zamanda meslek. meslek tabii en önemli kısmı iletişim. E, sahnede iletişim kurulamamışsa, hı hı. seyirciyle iletişim kurulabilme ihtimali de çok zayıf. Öbür türlü duvarlara konuşulan duvarlardan yankıları alınmaya çalışan bir şeye dönüşmüş Maalesef. olur. Aslında bir bakıma şöyle bir şey. Yani işte Muhsin Ertuğrul e, Türkiye'de şehir tiyatrolarını işte dar bir dahi kurarlarken o zaman eğitim yok, öğrenci yok, oyuncu yok. Vardı işte çok sınırlı miktarda e, genellikle de İstanbul dışına turnelere giden topluluklar var. Hmm. Yetenek sınavları açarak aslında kendi tiyatrosunu inşa ediyor. Evet. Bir bakıma şeyde kendi tiyatrosunu inşa etmek isteyen, bunu bir ekol oluşturmak arzusu da taşıyan bir e, e, yaratım alanı diye algılanıyor burası. E, hmm. Ben ilk gördüğümde yeah, evet. e, ücretsiz yazısını görünce e, Arzu Gamze kılıçlı bir dizi projesinde beraber çalışmıştık. E, işte aynı zamanda aynı sokakta oturduk uzunca zaman e, e, Muhammed Uzuner ve Arzu Gamze ile. E, kendilerini... Saz arkadaşı arayan e, ve e, bunun içinde elini taşın altına koyan, sorumluluk alan ve kendilerinden harcama yapan, kendilerinden veren bir bir tablo algısı yarattı ki çok umutlandım o zamanda. Çünkü ben aslında bunu uzak biri değilim. Çünkü ben böyle bir okuldan mezunum. Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümünden onun ilk öğrencilerindenim. Ücretsiz bir okul doğrusu da. Sonra e, burada olduğu gibi ücretli atölyelerde dahil olmuş oldu. O böyle. Ee, sanatla gönül ilişkisi kurmuş ve aslında birikimlerini bunu sadece para mara diye düşünmeyin. Para değil. Parayla yapılamaz şeyler bunlar. Evet, evet, evet. Bu ancak arzuyla yapılabilecek, tutkuyla yapılabilecek şeylerden biri. Hem elbette imkanlarınızı seferber edeceksiniz buraya ama dünyanın en önemli şeyi aslında zaman. Yani en değerli şey zaman. En kaybetmemiz gereken şey zaman. Burada siz sadece... E, işte ekonomik olarak belli yükler almak değil, bütün zamanınızı odakladığınız bir zamanınızı harcadığınız, daha doğrusu harcadığınız değil, zamanınızı bu, buraya buraya koyduğunuz bir iş yapıyorsunuz. Şimdi dizi yok galiba. Yok. Ama <laughs> seni mutlu etmiştir muhtemelen. Buraya <laughs> mualepmiyorsun e, diye. Çok enteresan bir şey. Şimdi dizi olsun mu olmasın mı? Dizinin olmaması iyi bir şey çünkü gerçekten burayla çok rahat ilgilenebiliyoruz. Çünkü ilk kuruldu, kurduğumuz yılda bir dizi vardı Siyah Beyaz Aşk'ta oynuyorduk hem Gamze hem ben. Tabii biraz sıkıntılı olmuştu. Yani burada tadilat var vesaire program geliştirmek durumundayız falan. Şimdi yok ve e, bir yandan seviniyoruz. E, bir yandan da olsa iyi olur diyoruz. Tabii buranın bir giderleri var. E, epey bir gideri var. Dolayısıyla ne çıkarsa bahtımıza. Evet buranın şöyle bir farkı var. Demin yine doğru bir şey söyledi. Bu bir yapı. Yani buradan kendimize saz arkadaşları meselesi. Şimdi bu eğitim veriyorsunuz, sonra onları bırakıyorsunuz o öğrenciler. işte kendi yollarına gidiyorlar. Tabii ki kendi yollarına gideceklerdir ama burada bir tiyatro yapısı var. Dolayısıyla hem nasıl bir tiyatro istiyoruz, nasıl bir tiyatro yapma biçimi ve oyunculuk istiyoruzu görebiliyor. Çünkü profesyonel oyunlarda da aynı kaygılarla gidiyoruz ve öyle yapıyoruz. Hem de evet mezun olduktan sonra birlikte oynayacağız. Dolayısıyla deneyimler de o genç olarak bana deneyimlerini aktarabilecek. Ben daha yaşlı olarak deneyimlerimi aktarabileceğim. Dolayısıyla yapının üstünde bir tiyatro olduğu için birlikte oyun oynayabileceğimiz istediğimiz gibi olan oyun arkadaşlarını da yetiştirmiş oluyoruz. Bu, bu yapının bu bütünlüğü bence eğitimi de etkiliyor ve bir hedef de koyuyor belki. E, tabii herkes burada kalacak diye bir kayıt yok ama yine de e, bir buz kıran olarak bir tiyatronun olması her zaman bir eğitim yuvasında e, iyi bir şey işaret ediyor. Yani hemen ondan söz edelim. E, burada şu anda dört oyun oynanıyor. Ödenmeyecek, ödemiyoruz. Salazar'ın Mavar'ı sal uzun navalı sal uzun Aslında salazar doğru ama hı. Can Yücel çevirirken hı hı. saloz demiş. Doğru. Raif ile letafet hı. üç kuruşluk opera. Evet. Şimdi böyle oyunlara baktığımızda da oyunlarda aslında bir ölçüde manifesto içeriyor. Yani Biraz. E, oyunlardan biri işte Bertolt Brecht'in zaten e, epik tiyatroyla bütün dramatik tiyatroya kendiliğinden bir manifestosu var. Raif ile Yetafetle aslında şey geleneksel bir e, tiyatro dünyası bu, buradaki tiyat bu ülkenin tiyatro birikimiyle ilgili bugüne taşınmasına dair bir önerme e, görüyoruz. E, Saloşun Mavali ile de aslında tam da işte e, Can Yücel'in Türkçe söyleyen Can Yücel'in bakışıyla e, biz e, bir tiyatroyu nasıl kurabiliriz, nasıl bir tiyatro olabilirle ilgili bir Çerçeve kuruyor. Yani hani aslında oyunlara baktığımızda oyunlar sizi ele veriyor. Buranın nasıl bir eğitim ve aynı zamanda nasıl bir tiyatro önermesi içinde olduğunu ortaya koyuyor. Biraz bize bu repertuarı oluştururken nasıl kararlar verdiniz anlatır mısın? Tabii. Ee... Ve çocuklar, öğrenciler bunun içinde nasıl yer aldı? Evet. Öğrenciler dışında oyuncular da var mı bunların içinde? Şöyle... Ee... İki oyun yani Raif ile Letafet ve Ödenmeyecek Ödemiyoruz ee, profesyonel oyunlarımız. Profesyonel oyuncuların oynadığı. Üç Kuruşluk Opera ve Salozun Mavalı öğrencilerimizin oynadığı. Ee, ve orada da şöyle bir şey var. Salozun Mavalı konservatuar yani eğitimde de iki ana yapı var dedim ya. Bir konservatuar bir atölyeler. Ee, Salozun Mavalı konservatuar öğrencilerinin oynadığı. Üç Kuruşluk Opera da oyun atölyesi öğrencilerinin oynadığı. Yani e, dört oyundan ikisi... E, abiler ablalar ikisi de öğrencilerin oynadığı şimdi biz e, hep diyorum ya yaşam biçimi neyse tiyatro biçimi de o yaşamdaki düşünce neyse tiyatrodaki düşünce de o bizim için tiyatro e, bir oyun yapalım onu sergileyelim seyirci gelsin işte bilet satalım alkışımızı alalım biz de böyle bir zevkimizi alalım diye bir şey değil yani tiyatro bizim için bir etkinlik değil perde açıp kapatan bir yapı değil dolayısıyla bütün bu oyunları da üretirken e, Üretmeye tabii düşüncesi de dahil nasıl bir oyun yapalım diye düşünürken hep hayatta nasıl düşünüyorsak, ne söylemek istiyorsak gerçekten onları yapıyoruz. E, dolayısıyla ve Letafet ki bizim e, Gamze'nin kardeşidir aynı zamanda Kıvanç Kılınç. Aynı zamanda burada hocamızdır. E, onun yazdığı bir oyun. Yani ilk defa gün yüzüne çıkan bir oyun. Orada e, onun yazdığı metin bize çok fırsat verdi tabii. Yani bir... Anadolu gelenekleri var, bir orta oyunu var. Batıya döndüğümüzde komededeler te geleneği var. E, bu ikisi zaten birbirine çok benziyor. E, peki biz şimdi orta oyununu yaparken tipik bir orta oyunu mu yapalım? Yani aynısını mı kullanalım? Hayır. E bugünden nasıl bakıyoruz meseleye? Yi aslında tartıştık o oyunda. E gayet güzeldi bir komedi oldu. E, ama e, Kıvanc'ın yine metninin bize verdiği imkanla geçmişte geçen ama bugün hakkında konuşan da bir oyun oldu. Dolayısıyla bugünden düne nasıl baktığımızın bir şeyi, ifadesi o. Ee, ve bir halk tiyatrosu. Tabii ki geleneğini barındıran bir şey. Ödenmeyecek ödemiyoruz da zaten Dario Fo halk tiyatrosu adamı İtalyan yazar. Hani dünyaca meşhur bilmeyenler için. Ee, o da bir halk tiyatrosu komedi geleneğinden. Ee, ve sanki dün akşam yazmış gibi hani Türkiye için de öyle çok... Güncel bir metin. O da komedi aynı zamanda. Ama e, gerçekten replikleri böyle izlerken seyirci sanki dün akşam yazılmış gibi duyuyor. E, evrensel bir yazar olduğu için de e, bize anlatıyor sanki olmuş oluyor. O da e, bir halk tiyatrosu modelinin yani aslında Raif Levet Afet'in yani komedi TV ve orta oyununun Avrupa'daki başka bir yansımasının e, biçiminin olduğu bir oyun. Ee, dolayısıyla bunlar birbirine hamur gibi yoğuran oyunlar. Ee, Üç kuruşluk opera oyun atölyesi iki aşamasının çıkardığı bir oyun. Önce ondan biraz bahsedeyim. Hı -hı. Oyun atölyesinde biz de şöyle e, aslında bir üretim varsa bir oyun varsa ve seyircisi de varsa e, onun seyircili buluşmasına devam etmek istiyoruz. Yani bizde üretim esastır. O üretim tabii ki temel kriterleri var. E, o ilkelere uymak şartıyla her zaman oyunlar oynayabilir. Yani biz oyun oynamayı biraz önemli buluyoruz. Oyun oynayarak öğrenmeyi, oyun oynayarak eğlenmeyi önemli buluyoruz. Çok da şey öğreniyoruz hepsinden. O da oyun atölyesinin bir oyunu ve oyun atölyesinde tabii gruplara göre oyun bulmak biraz daha bir zaman ve çaba istiyor. Ama onu da yapıyoruz bir şekilde. Kaç ve öğrenci var orada? E, oyun atölyesi 3 aşamalı bir grup. Hı hı. E, maksimum 12 kişilik hı hı. sınıflar. E, 10 olabiliyor, 9 olabiliyor. E, 3 kuruşluk operada 12 kişilik bir sınıf. E, roller yerleştiği için o oyun yapıldı. Ama başka yerleşen oyunlar da var. Bir şey söyleyen bir oyun istiyoruz. Çünkü çocuklara da bunu aktarmak istiyoruz. Yani oyuncu olarak da bir şey söylüyor olmalısınız bir... Kukla gibi sadece repliklerinizi söyleyen, mizansenlerinizi yerine getiren oyuncu olmamalısınız diyoruz. Dolayısıyla orada da bir düşünce bombardımanı, masa başı, dramaturji çalışması yürüyor. Onlar da geçen yıldan beri o oynamaya devam ediyorlar. Saloz'un Üç Kuruşluk Operayı... Serpil Göral yönetti hocalarımızdan. Ödenmeyecek ödemiyoruz'u Arzu Gamze Kılınç yönetti. Raif Lelitafet'i de ben yönettim. Biraz önce saydıklarımız. Saluz'un Mavalı'nı da ben yaptım. Konservatuarda geçen yıl yaptık onu. O da şöyle ilginç bir çalışma oldu. Aslında oyun dersinde yapıldı ve bir takım oyunculuk egzersizlerinden üreyen bir oyun oldu. Saluz'un Mavalı bir yanıyla zor bir metin. Çünkü biraz düz bir metin. E, tiyatral işaretleri çok kuvvetli olan bir metin değil. E, bu bizim işimize geldi. Çünkü araştırarak, soyutlayarak, hayal gücümüzü kullanarak burayı nasıl yapabiliriz diye e, öğrencilerin çok emeği var. Zaten çıkış noktası öğrencilerde oyunculardı benim için. O, o da e, dünyadaki sömürü sisteminin portekiz üzerinden nasıl olduğunu anlatan bir oyun. E, müzikleri var, dansları var. Onların hepsini belli bir dramaturji içerisinde yaptık. Ve yine öğrencilere nasıl oyuncu olunması gerektiği sorusundan tutun da Salozun Peter Weiss'ın bahsetmek istediği şeylere kadar o arada bir köprü kurarak öyle bir oyun yapmaya çalıştık. Şahane. Şey çünkü yani işte izleyicilerimiz için bir oyun söz konusu olduğunda orada işte böyle bir kısmı için ee, ne kadar zor bu kadar şeyi nasıl ezberlediler diye düşünebiliyor seyirci. Halbuki daha zor olan işte sadece ezberlemek sahnede işte bir mizansen çerçevesinde hafızalarında tutarak e, oynamak değil. Daha da zor olan o, o oyunun hangi türde bir oyun olduğunu, aidiyetini, geçtiği zamanı önermelerini. Yani biz dramaturji diye tanımladığımız işte bilmeyenler için şey diye düşünebilirsiniz. Yani bir tane miras konusu davanız var. O mirasla ilgili davanızın e, işte bir hukuki karşılığı var, açılması gereken mahkeme var. E, ondan sonra yapılması gereken savunmalar var. Bir dolu bir şey var diye düşünün. Aslında dramaturji hukukta hukuk usulü diye tanımlayabileceğimiz bir şeyin karşılığıdır. E, bu çalışmanın kendisi öğrenci oyuncu için olağanüstü bir bilgilenme alanı aslında Araştırma yani, süreci. E, evet. Yani işte şeyden e, üç kuruşluk operayı oynarken ona, ona çalışırken aynı zamanda e, temelde iki ayda türde tiyatronun e, nasıl bir tiyatro meselesi olduğunu öğrenmek ve çalışmak zorunda Öğren, öğrendiği bir e, e, durum üretmiş oluyor. Sadece işte çocuklar bir derste de anlatabilirsiniz dünyadaki tiyatro türleri diye tanımlayabilirsiniz ama oyunun içinde bunları öğreniyor olmaları öğreniyor olmanın dışında da artık onun oyuncusu oluyor Bir epik oyun sahneye koyan bütün bedeninde yabancılaştırma efektleriyle bir karakter olması o çok kıymetli bir süreç. Çünkü genellikle bu kadar hızlı bir zaman diliminde bu oyunları oynayabilecek hale gelemezler. Ama benim e, oyunu izleyenlerden, e, temelde buradaki oyunları gel gelip izleyenlerden geri dönüşlerim e, profesyonel algısının hiç kırılmadığı, e, sahnede işte e, yıl sonu bitirme ödevlerini yapan çocuklar varmış gibi değil, profesyonel oyuncularla karşılaştıkları noktasında. Ne güzel. E, çok da iyi bir eğitim kadrosu var burada. 12 eğitmenden ders alıyorlar. Evet. E ben varım, Arzu Gamze var, Serpil Göral var, Kıvanç Kılınç var, Bülent Düzgünoğlu var, Gonca Cilasun var, Burak Tamdoğan var, Selim Bayraktar var, Hicran Akın var, dans hocası, Ali Seçkiner Alıcı Şan hocası, Ekin Bezirgenoğlu Şan hocası, Süreyya Karaca Bey teoride bize çok büyük destek, Oya Yağcı teoride çok büyük destek, Firuze Engin aynı zamanda yazar o çok büyük destek. E, ...unuttuğum kesin vardır şu anda. E, ama çok ciddi bir eğitmen kadrosuyla e, devam ediyoruz. Burada bir de şöyle bir durum var. Konservatuara e, birinci sınıftan başlamamış olsalar bile... E, ...bir sınava girerek ikinci ya da üçüncü sınıfa katılabiliyorlar. O öyle törlesinde. Oyun atölyesi Evet Hı. bir de giriyorlar. E, konservatuarda zaten girişte çok ciddi bir sınav yapıyoruz. Beş gün süren. Ee, ...onlar üç yıl devam ediyorlar... Hı -hı. E, ...bir yönetmeliğe tabi olarak. Oyun atölyeleri enteresan. Oyun atölyeleri üç aşamalı. Ee, birinci aşama... ...herkese açık. Oyun oynamak isteyen herkes gelebilir. Sonra orada bazı başarı kriterlerini... ...yerine getiren olursa ve geçmek isterse... ...oyun atölyesi ikinin sınavına giriyor. Hı -hı. Orada da bazı kriterleri... ...yerine getirip geçmek isterse... ...oyun atölyesi 3'e geçebiliyor. Biz şimdi... Ee, yeni kurulduğumuz için şu anda konservatuvar üçüncü sınıfımız ve oyun atölyesi üçüncü sınıflarımız var. Yani henüz mezun vermedik. Ee, dolayısıyla e, o oyun atölyesinde de bu aşamalardan geçerken yine çok ciddi dersler görüyorlar. Sadece prova yapmıyorlar. Ee, gerçi bizim oyun yapma biçimimiz hepsini kapsıyor. Metin inceleme dersi görüyorlar. E, tiyatro tarihi teorisi görüyorlar. Şan görüyorlar. Diksiyon görüyorlar. Ee, dolayısıyla böyle bir yine bir aslında alaylı eğitim, oyun atölyesi, konservatuar akademik eğitim yani iki başlı bir e, usta çırak ilişkisine dayalı ya da akademiye dayalı bir eğitim yürütüyoruz. Dolayısıyla o aşamalı yapı oyun atölyelerinde e, ve orada da şuna dikkat ediyoruz. Her aşamada farklı türden bir oyun çalışmalarına dikkat ediyoruz. Hani demin bir reh, üç kuruşluk opera çalıştılar geçen yıl. Ama ondan önce lüküs hayat çalışmışlardı, bir müzikal <laughs> çalışmışlardı. Şimdi de henüz oyunları belli değil ama bir gerçekçi oyun, gerçekçi psikolojik bir oyun çalışacaklar ve dolayısıyla her oyun türünü hemen hemen tanımış olacaklar. Diğer oyun türleri zaten daha arada türlerdir ve onlara da intibak yapmaları daha kolay olabilir. Şimdi çok sayıda insan oyuncu olmak istiyor. Ama siz tiyatrocu yetiştiriyorsunuz. Evet. Yani konservatuvarda e, tiyatrocu yetiştiriyorsunuz. E, oyun atölyesi için... O, orada da tiyatrocu, tiyatrocu yetiştiriyorlar. Çünkü her işlerini kendileri <laughs> yapıyorlar evet. orada Şimdi da. Bizim zamanımızda biz mesela oyuncu olacağız cümlesini kurmazdık. Tiyatrocu olmak istedik biz. Evet. Çünkü zaten televizyon falan diye bir şey yoktu. Varsa TRT'nin işleri vardı. Yani çok e, bugünkü gibi oyunculuğun dizilerde... E, Sinema filmleri de çok az çekiliyordu. Tabii. Sinema filmlerinde karşılığı yoktu. Biz tiyatrocu olmak için çabalıyorduk. Konservatuvarlara girmek için özel çalışmalar yapıyorduk, kendimizi geliştirmeye çalışıyorduk. Fakat şimdi herkes oyuncu olmak istiyor. Hı -hı. Televizyon etkisiyle. Evet, çünkü kötü bir eğitim sistemimiz var. Daha önce de konuşmuştuk. Çünkü çocukları hiç olumlamıyorlar. Onlar da kendilerini göstermek istiyor. Hı -hı. Şimdi bu, bunun çok yararlı bir tarafı şey bir havuz oluşturuyor. Hı hı. Yani mesleki olarak oyunculuk e, e, havuzunda aday olarak çok güçlü bir havuz oluşuyor. Sayı da çok yani herhalde sokağa çıksak e, oyunculuk yapmak ister misin diye sorsak her 10 kişiden 8'inden olumlu alırız, diğer ikisini de ikna edebiliriz biraz çaba sarf edersek. Bu kadar e, oyuncu olmak isteyenin içinden Nasıl seçiyorsunuz? Sonuçta sınav bunun kriterlerinden biri. Ama hani gözündeki ışığı görüp daha önce hiçbir donanımı olmayan insanlarda da sahne sahne ışığını görüp onu buraya almak mümkündür. Siz nasıl bir yaklaşımla seçiyorsunuz? Şöyle bir kere bizim için önemli olan iki şey var bu konservatuar sınavı için. Bir tanesi ...potansiyelinde bir yetenek olması gerekiyor. Onu gösteremiyor olabilir. Ama biz ona bakıyoruz. Yani gözünün arkasına bakmaya çalışıyoruz. Bir yeteneği olması gerekiyor. Bir tanesi de iyi bir insan olması gerekiyor. Ee, biz bu iki farklı gibi duran kavramı çok yan yana e, buluyoruz ve... ...iyi bir insanın iyi bir oyuncu olabileceğine inanıyoruz. Ee, biz iyi bir insan mıyız? Tabii ki değiliz ama... Yolumuz o olması gerekir, zaaflarımızı kontrol altına almamız gerekir, iyilik üretmeye çalışıyor olmamız gerekir, e, kötülük ve kötülüğe karşı durmamız gerekir. Bu minimalde bir bakış açımız var ama teknik olarak e, sahne sınavları var, dans sınavları var, şan sınavları var, genel kültür sınavı yapıyoruz, muhakeme soruları soruyoruz. E, hatta geçen gün bir dedikodu duydum, işte onların genel kültür sınavı çok ağır falan diye. ...bir yandan hoşumuza gitti. Yani ulaşılmaz olmak keyifli bir şey değil ama... ...hani e, bu iş burada ciddiye alınıyor ifadesi... E, ...bence iyi bir şey, iyi bir duyumdu o. Dolayısıyla orada da biraz zorluyoruz. E, en sonunda da... E, ...yine bir mülakat gibi bir şey yapıyoruz ve... ...işte aşağı yukarı e, 250 kişi içinden... ...10 kişi son sınavda aldık. Ve onlar bizim yol arkadaşlarımız. Yani... E, Eğitilebilir bir insanı teknik anlamda da biz eğitmeye hazırız. Yeter ki hevese çok önem veriyoruz mesela. Hatta son sınavda şöyle bir şey oldu. Ee, çok yetenekliydi aday. Ee, fakat biz dedik ki biz isteğini göremiyoruz. Yeteneğini görüyoruz. Fakat bu işe olan tutkunu göremiyoruz. Bunu bizim için ne yapabilirsin dedik ve bir yarım saatlik daha bir süreç geçirdik ve gerçekten gösterdi ne kadar istediğini ee, şu anda sınıfta. Yani heves bizim için çok önemli. Bütün öğrencilerimize ve oyuncu arkadaşlarımıza hatta bütün herkese şunu söylüyoruz. Bir şeye hevesiniz yoksa yani amatör değilseniz Fransızca anlamı o ya amatörün heveskar. Hı -hı. Bir şeye hevesiniz yoksa yaşamanızın da bir anlamı yok ya da o işi yapmanızın bir anlamı yok. Heves edeceğiniz bir şeyi yapın diye. Dolayısıyla bütün öğrencilerimizde, e, profesyonel tiyatroda üretim biçimimizde e, o hevesi hep ayakta tutmaya çalışıyoruz. O bizim yaşam damarımız diye düşünüyoruz. Öyle bir sınav yapıyoruz. Bakış açımız bu çünkü. Ee, sizin daha önce Antalya Belediyesi'nde de bir deneyiminiz oldu aslında. Evet. Bu bu fikre yataklık eden deneyim Antalya Belediye e, Tiyatrosu sürecinde oldu. Biraz anlatır mısın? Burasının fikri nasıl doğdu? Çünkü bu sonuçta burası Cihangir'de e, maliyetlileri olan bir yer. Bir birikiminizi buraya yatırma e, kararı veriyorsunuz. Burada ciddi, ciddi tadilatlar da yapılmış. E, bu nasıl doğdu ve nasıl üstlendiniz bunu? Antalya meselesi enteresan bir süreç. Ben dördüncü sınıftaydım ve e, mezuniyetten sonra ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız diye hep sınıf arkadaşlarımızla e, konuşuyorduk. E, orada bir e, ben de birkaç arkadaşım da daha aslında bir şey gelişmişti bizde. E, kurum tiyatrolarına girmek istemiyorduk. Devlet tiyatrosuna ya da şehir tiyatrolarına girmek istemiyorduk. E, fakat bunun dışında da ne yapabiliriz diye düşünüyorduk. E, Sevinç Hoca, e, Sevinç Sokullu Profesör, bizim dünya tiyatro tarihi hocamız o bize dünyadaki tiyatroların nereden çıkış yaptıklarını falan anlatıyordu tabii ki çok da müthiş derslerdi ve hala etkisindeyiz bence. O bütün mesela Rus tiyatrosunun Moskova'dan değil bir taşrasından, işte İngiliz tiyatrosunun Londra'dan değil bir taşrasından çıktığını söylüyordu. Bu fikirle kurum tiyatrolarından kaçma isteği bende bir bileşim oluşturmuş olacak ki o sırada Antalya'dan bir arkadaşım burada belediye bir atılım yapmak istiyor dedi. E, bir kültür sanat atılımı yapmak istiyor dedi. Ne düşünürsün dedi. O da bu fikirlerimi biliyordu. Bir geleyim ben dedim oraya. 12 yıl oldu. Tabii çok sıkıntılı oldu başlangıçları vesaire. Orada e, tabii belediye destekli olduğu için sponsorluk anlamında e, çok rahatlık, çok cüzi maaşlar alıyorduk. Yani çok küçük paralardı ama yine de e, bütün öğrenciler ücretsizdi orada. Ve şöyleydi, her yıl aşağı yukarı 500 ile 800 kişi arasında başvuru vardı. Orada da 10-15 hoca, bütün oradaki hocalarımızın kulakları çınlasın. 10-15 hoca cansiperane bir biçimde sabahtan akşama, akşamdan sabaha ders vererek oradaki o atölye, yine o kolektif mantığı yakalamaya çalıştık. Hocalar, öğrenciler hep bir arada sahneye çıktık. Sadece profesyonel oyunlarda yaptık, sadece öğrencilerin olduğu oyunlarda yaptık. E, fakat oradaki, yani İstanbul'a göre oradaki fark şuydu. Orası bir taşraydı, televizyon kanalı yoktu, ajanslar yoktu. E, o zaman tabii İstanbul'da da bu kadar fazla değildi ama yine vardı. Dolayısıyla o insanların e, en büyük nefes alabileceği yer o tiyatro eğitimi ve çalışmasıydı. Dolayısıyla orada daha büyük bir samimiyet vardı. Yani biraz çaresizlikten kaynaklanan, biraz e, daha derin soluk alabileceği bir yer bulmuş olmaktan kaynaklanan e, bir samimi yöneliş vardı. İstanbul'da samimi bir yöneliş yok mu? Var. Ama İstanbul'da biraz önce bahsettiğim herkes oyuncu olmak istiyor e, parantezinde. Biraz daha e, nereden yolumu bulurum? Acaba ben oradaki bir kursa katılırsam işte Muhammed Üzner, Arzu Gamze Kalınç beni bir yere gönderirler mi? Veya ben televizyonda ne kadar görünebilirim e, diye düşüncelerle biraz daha kirli bir ruh hali var. Ama casın içine gelen hangi niyetle gelirse gelsin biraz burada başka türlü yoğruluyor. E, ve biraz e, tiyatrocu oluyorlar çoğu. Çünkü şunu söylüyoruz kamera oyunculuğu diye bir şey yoktur aslında. Oyunculuk vardır. Bunu kamera karşısında yaparsın veya sahnede yaparsın, sokakta yaparsın, televizyonda veya... Sinema perdesinde yaparsın. E, oyunculuğun temeli de tiyatro oyunculuğu dediğimiz şeydir aslında. O yüzden bunu öğrenmekle yükümlüsünüz. Dolayısıyla Cihangir Atölye sahnesi e, yeni kurulmuş bir şey başkaları için. Ama Gamze ve benim için e, çok eskiden beri gelen bir mantık, duygu, serüven e, ve deneyim. Çok güzel. Şimdi e, Kadıköy Belediyesi de Kadıköy Belediye Tiyatrosu'nu... ...kuracağını ilan etti. Hı hı. E, bu çok güzel bir gelişme tabii. tabii. Yani e, çünkü evet burada zaten İstanbul'da iki tane temel kurum var. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu. Üç tane bir de Bakırköy Belediye hı hı. Tiyatrosu vardır. E, yaratacağı etki kıymetli bir etki olacaktır. Bir kere istihdam üretmesi açısından bir durum. Diğeri bir dolu kurumda olup mutsuzlukları olan insanlar için bir adres olması demek... O adeste manifestolar üretmesi demek aynı zamanda. İster istemez öyle olacaktır. Birbirinden farklı tiyatro tutkuları olan insanlar olduğunda. Ve e, yeni bir havuz oluşacaktır. Kadıköy'ün de enteresan bir seyircisi var zaten. Yani Kadıköy seyircisi diye tanımlanabilecek olan Çok bir seyirci bir tiyatro var. Çok güzel bir seyircisi var. Gerçek bir tiyatro seyircisi var e, orada. Bir de şey de oldu tabii. Yani Kadıköy'de bu son birkaç yılda e, bir şey, bir göç de yaşandı. Yani buradan Cihangir... Beyoğlu, nun. Şişli, Beşiktaş Beyoğlu'ndan oraya bir göç de başladı. Hem işletmelerde göç başladı hem de sanatçıların göçü başladı orada. Dolayısıyla da şeyde kendi yakasında kendi yakasında bir tiyatrosunun olması e, harika bir şey olacaktır. E şey de var tabii. Yani işte mesela Baba Sahne, e, Şevket Çoruh'un Baba Moda Sahnesinde yine önemli hareketler var. Ve böyle hani işte geçenlerde de yine oyuncu tiyatrocu arkadaşlarımız vardı konuk olarak tiyatro tiyatroları olan arkadaşlar bir, bir bakıma böyle Türkiye tiyatrosun'un son dönemlerdeki tırnak içinde Rönesansı diyebileceğimiz salonlaşma ve e, tiyatroyu demokratikleşme diye demokratikleştirme diyebileceğimiz bir durum söz konusu Çünkü artık e, kurum tiyatrolarının dışında da tiyatro heveslisi oyunculuk eğitimi almış kendi tiyatrosunu kurmak isteyen e, ve işte 30 kişilik, 40 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik salonlarda tiyatrolar üreten topluluklar var. Müthiş bir şey bu. Yani bakıldığında sadece tiyatro kolektifi, e, kooperatifi kuruldu. 30'un üzerinde 34 tane yanılmıyorsam şimdi üyesi var. Tam sayısını ben de bilmiyorum evet. Büyük bir iklim oluşuyor aslında. E, seyirci seyirci içinde dönüp bakıldığında şey demek bu. ...birbirinden farklı ekollerde oyunlarla karşılaşması demek. Ve bunun da hani bir, bir de şey tarafı var... ...televizyonlarda tanıdığı insanları daha yakından görmek için gidiyor... ...ama vesile oluyor da... ...bir tiyatro türüyle, durumuyla karşılaşıyor. Ama onun da şöyle bir sorunu var... ...hem tiyatro yapanlar için... ...hem de seyirciler için yeterli konfora sahip olmayan alanlar oluyor. Ne yazık ki öyle. Yani dünya, dünyanın herhangi bir ülkesinde... Yani medeni diyeceğimiz bir ülkede böyle bir e, tiyatro girişimi olmuş olsa muhtemelen devlet e, onlar için hızla alanlar inşa eder, <laughs> kiralarını üstlenir, elektrik, e, e, suya para ödemezler filan. Devlet desteği alıyor musunuz Hayır. buraya? E, peki yani bir e, o olmayınca da sponsorlar kalıyor. Sponsorluk desteği aldınız mı? E, bir aydınlatma için bir de aşağıda ortak alandaki mutfak için bir sponsorluk desteği aldık kuruluşta ama devam eden bir sponsorluk desteğimiz yok ücretsiz konservatuvarımıza ders veren hocalarımız ücret almıyorlar onlar en yakın çember en önemli sponsor onlar sponsorlarımız evet onlar da gönül bağıyla ders veriyorlar ya ben böyle işte bir tiyatro merkezinde konuşmalar olduğunda hep şeyi işaret etmek istiyorum Varlıkları olan ve e, e, hayatını kaybettikten sonra adları yaşasın isteyen insanlar var. Hı hı. İşte adların en güzel yaşayabileceği yerler buralar. Yani çok sayıda çok sayıda tiyatro var kendini alan arıyor. E, çok sayıda işte e, performans sanatçısı var zemin arıyor kendini. E, bu şey meselesini hep düşünelim. İmkanlarımız varsa bu imkanları... Tiyatro topluluklarının da hayatını kolaylaştıracak. Ayrıca tabelada adımız yazan bir şeyi düşünelim. Kadıköy aslında fiziki olarak çok imkanları olan bir yer. Hı hı. Bir de tabii şöyle bir şey var. Yani Türkiye aslında çok acayip bir dönemden geçiyor. İstanbul'da da yepyeni yapılar üretiliyor. Müthiş bir inşaat faaliyeti var. Ama inanılmaz. Yani bu aslında bir ülke için. Bir yanıyla olumsuzlukları var bunu betonlaşma ama öte yandan da mimari bir e, yeni önerme olabileceği bir fırsat. Fakat hiçbir kimliği olmayan binalar üretiliyor. E, kimliği yok, sosyal donatı diye bir tanımlandığında da ko ko yürüme bantlarının, koşu bantlarının ne olduğu bir şey düşünüyorlar. Halbuki yani düşünsenize e, vapurla karşıdan karşıya geçerken böyle bir ufka doğru baktığınızda Yüzlerce, binlerce dev bina görmüş oluyoruz ve bunların içinde aslında kültürel donatı alanlarını kurmak için de müthiş e, imkanlar var fakat böyle bir böyle bir ihtiyaç olduğunu farkında değiller bunun seyircisi olduğunda da farkında değiller İnşaatçı falan varsa izleyen bizlerin yani yeni yapılacak şeylerde olduğunda düşünmelisiniz ki bir tiyatro alanının karşılığı var biz e, yolcu tiyatro ile program yaptıktan Hı -hı. sonra e, Beni çağdaş sinema oyuncuları yapı kooperatifi başkanı aradı. Böyle bir konuşma yapmıştım. ya bizim bir kooperatifin içinde işte Ayaz Ağa'da iki tane salonumuz var. Biri işte tiyatro e, etkinlikleri için düşündük. Biri sinema salonu. Bunu kooperatifle paylaşabiliriz dediler. Yani kooperatifler var. İşte videolu bir dolu topluluk var. Onlara böyle omuz vermenin yollarını aramak lazım. Bir şey yapalım bir e, oyunlarımıza bir bakalım neler tamam. varmış sonra tekrar dönelim bir varmış bir yokmuş Evvel evet. zaman içinde insanın üstüne kambur gibi kurulu bir tarih varmış 500 yıldır, Ödemeyeceğim, ödemiyorum. Alışverişi tekrar yapmaya karar verdim. Siz devam edin, ben şunları konuşayım <laughs> Nasıl metal nasıl metal dediğiniz? Çünkü biz enayiyiz. Kocanı ne diyeceksin? Onun içinde. Çok <laughs> anne beni öldürmez çünkü cinayet yasal. <laughs> biz mazoşistiz. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <laughs> Ödenmeyecek, ödemiyoruz. Dur <laughs> ben. İçinde o şeyi gördüm. Hayır! 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 Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> <de rekorda> <laughs> Cihangir Akademi sahnesindeyiz. Muhammed Uzuner'e konuğuz. Ayrıca da bir öğrencimiz daha var. Konservatuvar 3. sınıf öğrencisi Can Seçki. Seçki. Evet. Hoş geldin. Hoş Peki şimdi e, Muhammed Bey'le şeyi konuştuk. Buranın e, sahipliliği noktasında, eğitmenliği çerçevesinde e, bir konuşma yaptık. Sen nasıl haberdar oldun Caz'dan? E, sınavın nasıl geçti? İyi geçmiş belli ki. <gülüyor> <gülüyor> Güzel geçti. Buradayız. 3 <laughs> yıldır. Ee, ben nereden duydum? Aslında daha önce Muhammed hocamızın bir eski bir öğrencisi, benim çok yakın arkadaşım o haber verdi ve e, dedim ki buraya gitmeliyiz. En azından sınavına girmeliyiz. Çünkü bu e, dışarıdan çok hayran olduğumuz insanlar ve bu oluşumun içinde olmak çok özel bir şey olacak. E, bunu denemeliyiz dedim ve sınava girdik beraber. Ve kazandık, ikimiz de kazandık o arkadaşımla birlikte. 3 yıldır şu anda buradayız e, ve çok dolu dolu geçen bir eğitim sürecindeyiz. Aslında sadece eğitimde değil, e, bir yaşam birlikteliği gibi geçen bir üç yıl oldu. Ve daha da uzun devam edeceğini düşünüyoruz hep birlikte. E, Benim yanımdayken tabii kötüleri söyleyemez. <laughs> e, tabii şu <şurada, gülüyor> kamera arkasında. <Sinirleri> <laughs> <söyleyeceğiz. gülüyor> Peki şimdi dün dün müydü sizin oyununuz? <laughs> annen Adana'dan geldi evet. ve e, oğlumun marifeti neymiş dedi. Ne düşündü annen? Vallahi aslında üç yıldır işte gelmiyordu. Sadece böyle ara ara böyle ziyaretimize geliyordu ama ilk kez bir oyun için geldi. Ee, ve ne beklediğini bilmeden geldi. Yani sevincin dışında çok büyük bir şaşkınlık ve hayranlık duyduğunu söyledi. Sadece bana değil hani oldu, oğlu olduğum için tabii ki beni de övüyor ama her birimizi öğrenci olarak tek tek çok sevdiğini aslında neredeyse profesyonel bir oyun gibi bir oyun izlediğini söyledi. Ee, yani genelde aldığımız yorum böyle. Sadece annem değil. O yüzden çok mutluyuz. Çok umutluyuz. <laughs> okula başladığında konservatuvara başladığında şey yapar. Eğitim sırasında kırılma noktalarımız vardır. Yani eğitim aslında bizim biz kendimizi salon salomanca bir şey sanırken eğitim aslında bizim kapılarımıza işaret eder. O kapılar açılmaya başlandığında o eğitimden sonra bazı eğitimlerden sonra bir malikane olarak çıkarız. Bir sürü odası. Odaya o odalara neler koyacağımızı bildiğimiz, doldurduğumuz şeylerle e, e, çıkar gideriz ama bunun için bir kırılma noktası olur bazen. Yani öyle bir kırılma noktasına ihtiyaç duyulur. Öyle bir kırılma noktası oldu mu? Yani şöyle bir kırılma noktası var. Genelde şimdiye kadar aldığımız eğitimlerde öğretmen ve öğrenci arasında büyük bir duvar olur. Saygının dışında ama buraya geldiğimiz zaman hiçbir bariyer yok. Herkes çok eşit, herkese birey olarak çok değer veriliyor. Ee, Öğretmen-öğrenci ilişkisinin dışında mesleki olarak bir arkadaşlık ilişkisi de var aslında. Ve burada gezdiğiniz zaman görürsünüz herhangi bir öğretmenler odası yok. Ee, kapalı bir duvar yok, her taraf açık, herkes açık. Mutfağımız var, beraber yemek yiyoruz, dertleşiyoruz, dışarıda da görüşüyoruz falan. Benim için aslında kırılma noktası böyle bir şey oldu mesleki anlamda çünkü tiyatronun böyle bir şey olduğunu daha önce hissetmemiştim sadece sahneye çıkıyoruz ve bir şeyler oynuyoruz gibi geliyordu ama burada öyle bir şey yok peki ee, okul işte bugün bu son sınıftasın hı. Ee, arkadaşları aldatıp başka yerlere gidip tiyatro toplulukları kurmayı planlıyor musunuz burada yapacak işleriniz mi var aslında şöyle bir tam da bunu konuştuğumuz bir süreçteyiz şimdi mezun olacağız hı hı. ne yapmamız lazım diye ee, Bak Kadıköy'de e, Kadıköy Belediye Tiyatrosu kuruluyor yani. Eğer bir sorun varsa oraya gidebilirsiniz. O açıdan söylüyorum. Sokma ama şimdi burada. Yani birazdan yayın bitsin gibi bunu konuşacağız. Aslında, <laughs> e, aslında şöyle bir şey düşünüyoruz. Burası bizim evimiz gibi oldu. E, çünkü evden çok burada vakit geçiriyoruz ve neden birlikte bir şey yapmayalım gibi düşünceler var. Şu anda burada e, sınıfta 11 kişiyiz. E, ve birlikte bir şeyler yapmalıyız diyoruz. Ve böyle bir alanımız varken, evimiz varken burada kendi aramızda toplu olarak bir şeyler yapmayı hedefliyoruz. Ne olur bilmiyoruz daha adını koymadık ama dışarıya gitmekten çok burada ne yapabiliriz düşündüğümüz bir süreçteyiz aslında. Bir de tabii şöyle hani şimdi seyircilerimiz baktıklarında kaç kişilik salon burası? 90-120'ye kadar çıkabiliyor. Yani burası 100 kişilik bir salon değil. Yani just da 100 kişilik salon değil. Dolayısıyla da 5000 kişilik alanlarda da oynayabilir. Buraya sabit değiller başka yere e, projeler de yapabilirler. Muhtemelen turneler olacaktır. Takip edin onları. Yani e, e, tiyatrocunun mekanı yoktur. Ha şeyde Mekanı olan e, ekstra bir durumdur yani. Avantajlı bir durumdur. Şahane ki sizin mekanınız var. Bütün dünya bir sahnedir. E, kadın erkek birer oyuncu cümlesini hatırlatalım. Peki e, arkadaşların çünkü şöyle bir şey olur. E, mesela ben okula başladığımda Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümüne 26 öğrenciydik biz. Bu 26 öğrenci 32 öğretmenden eğitim aldı. Yani öğrenci başına bir nokta küsür evet. diyebileceğimiz sayıda eğitmen düşüyordu. Ama hepimiz oyuncu olmadık. Hepimiz iyi oyuncu da olmadık. Yani çok iyi eğitim almış olmanız, iyi oyuncu olmanız olacağınız anlamına gelmiyor. Bir kısım şey, ee, insanların imkanları var. Yani e, ne kadar yükseğe zıplayabilirsiniz işte o kadar yükseğe zıplayabilirsiniz. Bir kısmı da az önce konuştuğumuz şey heves tutku ile ilgili meseleler. Çünkü insanlar aslında e, kendi başımıza değiliz. Ailemizle, ülkemizle bir dolu dertlerimizle beraberiz. Dolayısıyla da öyle çok arzu ettiğimiz e, bir hayatı kuramayabiliyoruz. Sınıf arkadaşlarından çok yetenekli buldukların var mı? Var. İyi ki almışlar <laughs> Var tabii ki var. Yani aslında şöyle bir konuşma geçmişti biz ilk burayı kazandığımız zaman. Ya acaba bizi neden aldılar gibi kendi içimizde küçük dedikodular yapıyorduk. Çünkü hiçbirimiz daha birbirimizi görmemiştik. Birbirimiz karşısında oynamaya da çok çekiniyorduk. Ee, fakat şu anda yani geldiğimiz şu noktada yani oyun anında bile hayranlıkla izliyoruz birbirimizi. Ve yani hakikaten çok iyi arkadaşlıklarımız var. Çok güzel seçimler nokta atışları yapılmış bizi alırken hem oyunculuk anlamında hem arkadaşlık, dostluk anlamında, insanlık anlamında. Tabii ki şu anda her birini ayrı ayrı, şu an şey değil, hani yayında olduğumuz için hepsini övüyor gibi değil ama gerçekten hepsini çok çok yetenekli buluyorum ve hayranlık duyuyorum. Hepimiz birbirimizden de çok şey öğreniyoruz. Hocalar yani dersler dışında da birbirimizi çok izliyoruz, eğitmeye çalışıyoruz. Şey konusu çok önemli. Senin az önce anlattığın bir durumda ben öğrenci durumuna düşüyorum. Hı hı bazı durumlarda da işte zaten mevcut konum devam ediyor. Ee, yeni kurumlar oluşurken yapılandırma aşamasında eğer bir geçişimlilik varsa iletişimde hiyerarşi üretmeden bir geçişimlilik varsa aslında e, yaşayan demokratik bir organizma olmaya başlıyoruz. Olmadığında ise sadece birilerinin tanımladığı e, anlamını sorgulamak zorunda olduğumuz kuralların olduğu bir yer oluyor. Maalesef. E, İlk öğrencilerde aslında kural belirleyicidir yani. Mesela ben e, bizim okuldaki etkimiz, bizim sınıfın e, okuldaki etkisi çok güçlü olmuştur kavramlar getirmesi açısından, ders yöntemi geliştirmesi açısından. Yani hani bazı hocalarımızın düşündüğü dersi yapmak istediği şekliyle değil, bizden gelen geri dönüşlerle ki biz şey kendisini güçlü ifade edebilen e, e, arkadaşlarımız vardı bizim. Hepimiz öyle değildik. Ama güçlü ifade eden insanlar vardı ve okulun aslında kurallar bütününü, okulun anayasasını aslında yaşayan anayasasını biz kurmuş olduk. Burada da e, e, sizin tabii daha önce hem kurum deneyimiz hem de bu çerçevede bir şey yapmanız söz konusu. Ama buradan da gelen bu geçişimlilik çok önemli bir bir ekole dönüşme ihtimali olabilecek olan bir durum var. Çok şanslısınız bundan ötürü. Okul da çok şanslı. E, bunu kurabilen eğitmenler olduğu için aynı zamanda çok şanslı. Aslında evet bizim ilk göz ağrılarımız konservatuar tarafından. Dolayısıyla da en çok çatışmayı da doğal olarak bu ilk sınıfımızla yapıyoruz. Biz şeyden hoşlanmıyoruz. Hocanın her dediğini evet diyen öğrenci tipolojisinden hoşlanmıyoruz. Hatta her dediğimiz evet dedikleri zaman biraz azar da işitiyorlar zaman zaman. Çünkü hep söylüyorum uygarlığı asi insanlar geliştirir. Aykırılar geliştirir. Dolayısıyla da e, hem mesleğimizin özü itibariyle hem de normal bir insan olarak biraz aykırılığı da aşılamaya çalışıyoruz. Bu şöyle bir sonuca yol açıyor. İşte kendi üretimlerini, kendileri tasarlamaları sonucuna da yol açıyor. Çünkü kendine güveni yerine geliyor. E, ifade ettiği bir fikrin karşılık bulabileceğine ve oradan bir diyalog doğabileceğine inanıyor öğrenci. Bu ona bence çok güç veriyor. Ee, çok da ilginç oldu aslında. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki e, ben bir zamandır şu anda canlı ilk defa duyacak oyun atölyesi 3 ve konservatuvar 3 ile bir toplantı yapma arzusundayım. Hmm. Ve o toplantıyı e, kafamda şekillendirme e, sürecindeyim. Şimdi biz de mezun olduktan sonra neler yapacağız diye konuşuyoruz dedi. Bizim de onlara bir sürprizimiz olacak aslında. Çünkü biraz önce konuştuk ya ee, biz oyun arkadaşları arıyoruz, yol arkadaşları arıyoruz. Bu yol arkadaşlığının nasıl biçimleneceğine ilişkin bizim de bazı fikirlerimiz var. Gamze ile de çok konuşuyoruz bunu. Ee, belki yakında da öyle bir. Bir, bir kadro müjdesi çıktı galiba. <laughs> Yok böyle bir kadrolu tiyatro inanmıyoruz. Yani sabit kadroların olduğu. Tırnak bir, içinde. Anladım dedim hemen onu kullanmak istedim. Yani öyle bir tiyatroda sağlıklı bir şey olduğunu inanmıyoruz. Daha özgürce olması gerekir diye düşünüyoruz. Belki bir geçiş aşaması, belki bir ara formül. Çünkü biz de onlardan ayrılmak istemiyoruz. İşin açıkçası kendimizi Var. düşünüyoruz. <laughs> evet. Çok güzel. Peki şey de e, 12 eğitmen var. Böyle çok mutlu olduğun ve çok zorlandığın, eyvah biz bu işi kıvıramayacağız dediğin anlar olduğum eğitimde. Bunu aşmak için, böyle bir şey olduğunda da aşmak için okuldan ya da etrafından nasıl çıkışlar buldun? Yani aslında çok zorlandığımız bir şey olmadı fakat tabi e, tabii gelmeden önce neyle karşılaşacağımızı biz de bilmiyorduk. Çünkü yeni kurulmuş bir şey ve burada daha önce eğitim alan, bize yol gösteren, fikir veren birisi olmadı. Ee, tabii şan, dans derslerimiz var. Hani bunlarda nasıl bir süreç yaşarız diye çok merak ediyorduk. Ee, ve çok eğlenceli süreçler oldu bizim için. Çünkü yapamamakla ilgili çok boğuştuk. Ee, hala daha boğuş, boğuşuyoruz. Şu anda çıkmış bir oyunumuz var ama e, şan, dans kısımları bizi sınıf olarak birazcık zorluyor. Tabii bunu oyundan ayrı bir şey olarak değerlendirmiyoruz. Fakat hani öyle sorduğunuz için e, bunu da birlikte boğuşarak hallediyoruz yine hocaları sürekli dedik hatta bazen bıktırıyoruz İçlerinden neler geçiriyorlar bilmiyorum böyle anlarda ama <laughs> 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 biz de, de işte taytlarımızı bodylerimizi giyip sabahın işte ilk saatlerinde vücut derslerine batılıyoruz. Fakat el olduğundan anlar onlar o. Yani göbeğinden, baseninden memnun niyetsizliği olan ama başka yetenekleri olan insanlar. E, şaşırtıcı şey şuydu. Eee mesela Ozaral işte herkes karikatürist olarak bilir. Pandomim sanatçısıdır aynı zamanda. Bizim pandomim hocamızdı. Oğuz Aral ya başka derslere mızmızlık eden, şimdi göbeğim var işte filan falan işte taytlar, maytlar nedir bu diğerler. Perşembe günü öğleden sonra biz aslında bugün bizim çekimiz tam e, bizim Oğuz Aral'la ders yaptığım saate denk geliyor. Yani tam perşembe günü 3'te başlardı. Tamam. Ne güzel. Bu kadar mutlu olduğumuz, Nadir anlardır yani. Hep sonrasında da dönüp baktığımızda çok mutlu olurduk. Bir de tabii şöyle bir şey var. Biz Oğuz Aral'ı gırgırda ketum hatta huysuz ihtiyar diyebiliriz. Ben sonraki yıllarda onun gırgırdaki öğrencileriyle karşılaştım. Dostlarım da oldu onların içinde. Onların anlattığıyla bizim gördüğümüz adam aynı adam değildi. Çünkü o e, işiydi. Gırgır onun işiydi. Pandomim e, pandomimse onun tutkusuydu. Biz onun tutkusunun içinde onun mutluluğunu bize sirayet etmesine tanıklık ettik hep. Çok önemli. Bizi en mutlu eden şeylerden biri oydu. Yani o yani şimdi tayt mı giyeceğiz bilmem ne diyen e, arkadaşlarımızın komando taklalar attığı, pandemim yapmaya çalıştığı, hoplayıp zıpladığı, <laughs> e, işte koşturduğu bedenini yumuşattığı ama hep böyle bir bir evet ya hani ne güzel bir işte çok iyi bir yerdeyim dediği anlar yaşattı bize. Biraz da bir şey şöyle bir şey söz konusu yani buradaki eğitmenler hani e, benim de arkadaşım olanlar var. E, Bülent mesela Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okumuştu bir süre sonra konservatuara gitmişti. Hatta bizim onunla yani oyuncu e, yani şeyde rol olarak değil ama e, karşılıklı... E, bütün televizyonların ana haber bültenlerine düşmüştüğümüz var. Nasıl? <laughs> Böyle enteresan. Ya o zaman işte 92-93 galiba 1992-93 yılı büyük bir işçi eylemi olacak. Büyük bir direniş olacak. Onun öncesinde de e, enersen, enerjisen, enerjisen e, bir eylem yapacak. 5000 kişinin katıldığı bir eylem örgüt diyorlar. Yani bu bunu duyuracakları bir şey. Sinen Sinesen Genel Başkanı da Sinema Emekçileri Sendikası Genel Başkanı da bizim hocamız, sinema hocamız. Muzaffer Üçtürmaz dedi ki ya çocuklar bir şey yapar mısınız dediler. Şevket Çoruk, oyuncu Şevket Çoruk, Bülent. E, ben birer bir şey hazırladık. 5000 kişi kitle. Biz e, e, çıktık birer ben e, Nazım'dan Akrep Gibis'in kardeşim okudum. Bülent bir e, oyundan bir parça oyladı. Şevket Çoruh öyle oldu. Bütün ana haber bültenlerinde biz varız. Yani evet. Birden bire meşhur oluverdik biz e, orada. Politik meşhurluk yani biz aslında onun ekmeğini yiyebilirdik. Bir takım adamlar vardır biliyorsunuz. Şeyler, eylem eylem dolaşırlar, şiirler okurlar falan filan. Yani o aslında bizim mesleğimiz olabilirdi. Oradan yürüyebilir <laughs> <Ondan> yürüyebilirdik. Oradan <laughs> yürüyebilirdik. Bereket öyle olmadı yani. Daha derinleşecek meseleler kurmuş olduk orada. Ee, çok iyi eğitmenler var ve bakıldığında da e, şeyler, e, yani sizin kurmak istediğiniz ruhun insanları ve her parmağında bir marifet eğitmenler bunlar. Yani sadece e, işte oyunculuk eğitim veren adam aynı zamanda işte müthiş bir keman virtüözü korolarda çalışmış dünya turnelerine gitmiş şimdi de kendini ispat etmiş filmlerin içinde biz onu aldığı ödüllerle filan görüyoruz evet. biraz bir anlatsana hocalarla bu çerçevedeki donanımların size sirayet etmesi bölümünü hmm, yani şimdi hepsini tek tek konuşmak gerekir aslında ee, yani Birinci sınıftan itibaren şu an geldiğimiz süreçte, özet geçmiş olayım. Birincisi, hiçbiri sanki bu saydığınız gibi bir geçmiş yaşamamış da, şu anda bizimle aynı noktadan konuşan insanlar. Ee, ve birazcık bize o geçmişlerinden bir şeyler göstermeye başladıklarında büyük bir hayranlık ıı, duymaya başlıyoruz. Ama tabii ki bu hocaların bireysel şovu gibi bir durum değil. Bizi de içine çektikleri, bizi de dahil ettikleri ve bir yerden sonra anlıyoruz ki bizden de bir şeyler öğrenerek kendilerini geliştirdikleri bir duruma yol açmış. Ee, en basit özetiyle bu şekilde söyleyebilirim. Yani bu öğrenme süreci belki de daha devam, devam ediyor, Şu devam daha edecek. Daha bilmediğiniz neler var. Daha <laughs> <Yani gülüyor> nelerle Ben eğitmen, Eğitmenler tabii bizim için bizim ayaklarımız yani bu yapının ayakları bir kere daha önce de söylediğim gibi konservatuvar ücretsiz olduğu için onlar da ücretsiz ders veriyorlar. Zaten o çok hani çok saygı duyuyoruz. Onlar da hani sponsorumuz diye bahsettik ama eğitmen konusunda biraz ketumuz gerçekten. eğitmenlik yapabilecek çok insan var özellikle İstanbul'da. Birçok oyuncu var, yönetmen var vesaire. Veya dansçı var, şancı var. E biz Deminden beri bahsettiğim sen gelmeden önce bahsettiğimiz o yapıya uyum sağlayabilecek, o yapıyı derinleştirebilecek, o yapıyı bir yerden bir yere alabilecek, bir hata olduğunda, bir yanlışlık olduğunda bir dakika burada bir yanlış iş var diyebilecek insanlardan seçmeye çalışıyoruz. O onun çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü eğitim çok büyük bir sorumluluk. Bir yanlış yaparsanız hayatı boyunca bir travmaya da sebep olabilirsiniz. O yüzden onun sorumluluğuyla da aynı zamanda bizim bu kolektif yapımıza ters düşmeyecek birisi olması anlamında da eğitmenler konusunda biraz ketumuz Gamze'de bende. Ama şu an halimizde çok mutluyuz. Çok güzel. Biz Muhammed'le ilk fiziki olarak Kanfin Festivali'nde karşılaştık. Ben daha önceki programları takip edenler bilir. Cannes Film Festivali'ndeki Türkiye Marketi'nde gönüllü çalıştım 8 yıl boyunca. E, ve tabii bizim için çok gurur verici anlara tanıklık ettik. Bunların önlen bölümü Nuri Bilge Ceylan'da oldu. E, çünkü bizim ilk gittiğimiz yıl e, Nuri Bilge'nin e, e, Üç Maymun filmi oradaydı. E, Fatih Akın'ın filmlerini tanıklık ettik. E, bir zamanlar Anadolu'yla kana geldi e, Muhammed çok da çok da güçlü bir etki yarattı festivalde yani bir zamanlar Anadolu evet yani bir kırılma noktası demeyelim de her sanatçının bir e, yaptığı işlerde bir evrimi vardır. O evriminin çok önemli temsillerinden biri. Yani o e, bir takım insanlar hayatlarını sürerken o hayatlardan kaynaklanan meseleler birileri için iş biri e, kendi e, e, yakınının cenazesiyle ilgili bir meselenin içindeyken bir acıyı temsil ederken öbürleri için raporlar tutanaklar onlarla ilgili bir şey e, müthiş bir oyunculuk vardı başından sona bir konsensus vardı bir oyunculuk konsensüsü var. Ensemble vardı onun içinde. Ve üstelik birbirinden başka ekollerden gelmiş insanların, oyuncuların olduğu bir yerde o ensemble kurulmuştu. Yani aslında e, asıl işi illüzyonun mistik olan Kubilay Tuncer orada karşımıza bir otopsi yapan doktor olarak çıkıyordu Yılmaz Erdoğan'ı yıllardır işte komedi filmlerinde görürken öyle olmayan bir bağımsız yapımın içinde o bağımsız yapının ekolünün içinde bir oyuncu olarak görüyorduk nasıl oldu sana da temas etti bu rol nasıl karşılaştınız ve sen o rolü nasıl aldın. Ben tabii Nuri Bilge Ceylan'ı sadece filmlerinden bilen bir seyirciyim. Mayıs Sıkıntısı filmini çok severdim. Hem biçim olarak hem ifade ettiği konular açısından. Fakat hiç tanışmazdık. Bir gün bir telefon geldi. Onun O filmin kast direktörünü yapan Selim'den. Muhammed böyle böyle bir durum var. Aslında birçok rol belirlenmiş. Fakat diğer roller için bir görmek istedi seni, Nuri Bilge dedi. Ben tabii canıma canım koşarak gittim. Ee, gittiğimde Ercan abi vardı. Ee, Ercan abi karşımda oturuyordu, ee, Nuri Bilge masada oturuyordu. Ben de konuşurken e, şey yaptılar. E, böyle birbirlerine bakmaya başladılar ve hafif böyle gülümsemeye başladılar. Ben biraz soylandım aslında yani doktor olmaz mı falan yaptı Nur Bilge siz ne diyorsunuz dedim doktor falan diyorsunuz dedim ben senaryoyu da bilmiyorum çünkü hiçbir şey bilmiyorum bana da söyleyin ben yabancı kaldım dedim biraz hani kendimi rahatlatmak açısından falan sonra bir süre daha sohbetten sonra Ercan abiyle bir odaya geçtik o bana senaryoyu anlattı ve senden şu bölümü bir audition almak istiyoruz dedi o bölüm doktorla savcının Sonradan çekerken de çok çok sevdiğim bir e, sahnesiydi. Onun üzerine konuştuk biraz. Ben böyle bir 2-3 dakikada bir ezber yaptım. Sonra kamera karşısına geçtik. E, sonra Nuri Bilge hemen izledi. Ben de iyi hissetmiştim aslında. Geldim Gamze'ye dedim ki Vallahi bu iş olabilir dedim. Ama bu iş olabilir derken bizim için çok büyük bir şey. İstanbul'a yeni gelmişiz. Antalya'dan hani böyle bir... Fırsat doğarsa eğer hani çok çok ciddi bir iş olacak falan. Ee, ertesi gün ya da iki gün sonra tekrar çağırdılar. Gittim. Ee, böyle böyle dediler. Hatta çok ilginç bir şey söyledi Nuri Bilge. Ee, ben o sırasında şey yapmışım. Hani savcı bana bir laf etmiş ve ben de e, yapmışım böyle. Onun sayesinde aldım rolü dedi. Yani e, bu kadar orijinal ve kendine özgü tepkileri çok önemsiyorum demişti. Sonra da öyle keskine gittik zaten. iki ay, on gün boyunca e, çok ciddi bir macera oldu. Ama gerçekten o e, ekip oyunculuğu diyeyim, yani herkes bence çok iyiydi. Yani filmde oyunculuk açısından neredeyse boşluk yoktu. Benim için çok ciddi bir deneyim oldu. Çok ağır bir çalışmaydı. Hem psikolojik olarak hem teknik olarak çok ağır bir çalışmaydı. Kilo da kaybettim orada. E, çünkü bir yönetmenle bir oyuncunun bir dil kurması... ...kolay bir şey olmuyor. Özellikle bu diller çok farklı ise. Burada çatışma mı oldu anlamı? anlamı e, çatışma olmaz. olmadı. Benim içimde çatışmalar oldu. <laughs> e, eminim onun da içinde çatışmalar olmuştu. Çünkü biz oyuncular da konuşuyorduk. Yani Değişik yöntemleri var Nuri Bilge'nin. E, oyuncunun içindeki potansiyeli aktif edebilmek için... Çok değişik yöntemler kullanıyor ve bunların arasında bocalayabiliyorsunuz. Bir rüzgar, bazen fırtın oluyor, bazen tayfun oluyor. Sonra tekrar Meltem'e dönebiliyor falan. E, o anlamda e, tabii ki çok sıkıntılıydı. Fakat bütün bunları besleyen rolün içinde bulunduğu melankoli ve sıkıntıydı. E, sürekli o, onları düşünmek, onları yaşamaya çalışmak çok bunaltıcıydı. Fakat çok zevkliydi, çok şey öğrendim. E, hem Nuri Bilge'den hem oyun arkadaşlarımdan. Hem setteki herkesten ee, diyebilirim ki hayatımdaki böyle ciddi deneyim dönemleri ya da alanları veya işleri vardır Bu da onlardan birisiydi Peki şeydi e, kan enteresan bir yerdir orada e, işte performansı olan insanları yurt dışından iş teklifleri de gelir Hı -hı. genellikle öyle bir hareket oldu mu oldu İngiltere'den bir teklif gelmişti ve e, Esther Mike Campbell diye kadın bir yönetmen ee, ilk filmiydi zannedersem. Filmi izlemiş ve o sırada senaryosunu yazarken Di e, Di diye bir karakter yazıyormuş. Bu işte e, bir zamanlar Anadolu'dadaki o doktor oynayan adam falan diye görüştük, gittim e, Light Years diye bir filmdi. Bir ay İngiltere'de kaldım, onun çekimlerine girdim. Tabii Türkiye ile hiçbir bağlantısı yoktu filmin. yani ortak yapım falan da değildi. İngiltere de vizyona girdi, ee, Türkiye'ye gelemedi. Tabii bir ara İstanbul Film Festival'ine gelmek için uğraştılar. Hatta ben de çok iyi olur, hani ben de oynuyorum nasıl olsa falan diye ee, öyle bir şey çıktı. Fransa'dan bir başka film teklifi geldi. Ee, şimdi yanlış anlaşılmasın, oynamak istemedim ee, çünkü benim için önemli olan rol. Ee, yani rol derken. Büyük ya da küçük, uzun ya da kısa değil. Oyunculuk yapabileceğim bir şeyin olmasını her zaman önemsiyorum. O sayfaya ne yazıyorum ben diyorsun. O sayfaya ne yazıyorum? Türkiye'deki birçok film içinde öyle yani çok küçücük bir rolü de çok güzel, rahatlıkla oynayabilirim. Hiç öyle bir derdim yok ama böyle bazen anlatılırken şişirilir roller. Batı'da bu herhalde daha fazla. O yüzden öyle olmadı ama daha sonra bir de eee Amerikan Türkiye'ye bir ortak yapımından bir şey geldi. Ben amma ketummuşum onda da oynamadım. <laughs> Yanlış mı yaptım acaba bilmiyorum. Yani açılımı çok oldu. Gerçekten çok oldu. Türkiye için de benim mesleki kariyerim için de çok etkisi oldu. Ama en önemlisi o filmdeki çalışma sistemi ve benim iç dinamiklerimi bu kadar zorlayan bir yönetmenle çalışmış olmak bana çok ciddi deneyim kazandırdı. Çok mutlu oldum yani çalışmaktan. E Tabii şey oluyor yani çok sayıda e, Türkiye'de bir dolu iyi oyuncu var ama biz onları nerede görebiliyoruz? Ancak işte bir fırsat yakalarsa kendini alan açmış oluyor. Sonra o işte yurt dışında da Türkiye'de de bir kariyer üretmiş oluyor beraberinde. E, sizin aynı zamanda e, işte bu e, ortaklarından biri, e, yol arkadaşlarından biri Arzu Gamze. Arzu Gamze'nin de aslında bir kast menajerlik hmm. e, platformu var hmm. öyle diyebiliriz. Hmm. E, Arzu Gamze mi senin menajerliğini yaptı? O zaman diliminde, o zaman kurulmuş muydu? O? Şöyle kurulmamıştı fakat zaten kurulmasını bir de o. Şimdi Gamze çok çok becerikli, çok zeki, çok akıllı, çok hızlı, çok girişken bir insan. Bizim böyle arkadaş çevremizde e, kimin ne sorunu olursa Gamze'ye danışır. Yaset de böyle oldu Gamze veyahut Gamze abla ben ne yapayım diye. Gamze de yardımcı olur e, fakat e, şey yapamaz müdahale edemez çünkü hiçbir şey yok. Biz Gamze menajerlik şirketini kurmadı aslında biz onu zorladık. Biz 7-8 kişi sen bu işi madem yapıyorsun... Ama sete ya da işte yapıma müdahale edemiyorsun çünkü biz sana arkadaşımız olarak danışıyoruz dediler. Ee, bence de öyle olmalıydı ve biz onu zorla menajerimiz yaptık. Tabii ki çok iyi bir e, menajer oldu e, çünkü e, sadece oyuncudan yana olan değil veya sadece yapımcıdan yana olan değil sorun neyse onu çözen ve daha üretken bir biçimde yola devam edilmesini sağlayan bir menajer oldu. Ve aynı böyle bizim bu örgütsel yapımızın çok paralelinde bir şey. Ee, yani yapılanma biçimi açısından. Ee, o hala devam ediyor. Bizim zorumuzlu oldu yani. <laughs> Bana da şimdi bizim bir işte mekanımız vardı. Genç oyuncuların geldiği bir kafe var. E, oyuncu bakmaya gelirdi. Ben önerirdim falan. Hatta kast için işte video çekimleri yapar, auditionlar yapar gönderirdim falan. Bana sürekli ya bir menajerlik işte bir kast ajans şey derdim hep yani. Hayır. Oyuncularla uğraşılmaz yani. Oyuncular uğraşılabilecek gibi değil. Müşteri olarak katlanamıyorum ben bunlara. Bunların kaprislerini mümkün değil der. Geri çevirdim Bereket üstlenen arkadaşlar çıkmıştı, yararlar evet, olmuş. Evet evet öyle oluyor. Evet. Gerçekten bizim hayatımızı çok kolaylaştırıyor. Evet, Arzu Gamze ile de biz İntikam dizisinde beraber çalıştık. Denk geldi. Benim orada kötü bir karakter olarak bir e, 8 bölümlük bir deneyim oldu o zaman tanışmıştık o da enteresandır mesela Arzu Gamze'nin orada oynamasıyla e, Ercan Kesal'ın e, oyuncu olması arasında bir paralellik var birbirleriyle bağlantılı işler olmamakla beraber nasıl bir paralellik var şimdi Ercan Kesal aslında işte öykülerde yazan e, Nazan Kesal'ın eşi Nuri Bilge'nin de daha önce Eklimler filminde Nazan oynamıştı tanışıklıkları var işte ...senaryo çalışmalarında da birlikte çalışmaları oluyor... ...kast çalışmaları yapılıyor... ...senin az önce paylaştığın hmm. gibi... ...işte projeyi Ercan anlatıyor... ...sonra e, gelen oyuncularla karşılıklı... ...o da... Or, ...oradaki rollerden birini oynayarak... ...hangi sahneyse o... İşte mesela oradaki... ...Üç Maymun'daki... E, ...patron karakteri için kadın oyuncular geliyor... ...gidiyor... ...işte Ercan e, patronu oynuyor... E, ...sonrasında... işte e, Erkek oyuncular da geliyor bir dolu insan. Sonunda Nuri Bilge diyor ki yok ya sen bunu oyna diyor. Arzu Gamze de aslında İntikam dizisi için oyuncular önerirken. Yani aslında bir menajerlik dışında bir şey yapmadığı bir zaman diliminde. Hmm. E, bir dolu oyuncudan sonra ya öyle değil sen oynasa da bunu dedikleri bir, sü bir süreç olmuştu diye hatırlıyorum ben. E Paralel olmuştu gibi hatırlıyorum. Hem oyuncu istemişlerdi fakat aynı zamanda Walt Disney'in yapımcısı da daha önceki bir dizisinden Orta Doğu'da falan çok bilindiği için Gamze onu işaret etmiş. Dolayısıyla aslında yapım şirketi de orijinalinden uyarlamaya orijinali de dünyayı sallamış. Dolayısıyla şirketi. Gamze olur mu falan diye tereddüt etmişler. Çok uzun görüşmeler yaptılar. Yani paralel yürüdü. Hı hı. Ee, sonra Gamze bir audition verdi o, o rol için. Ama menajer olarak da yani siz bende ne yapmak istiyorsunuz? İşte onu oynatın bunu oynatın çok ünlü isimler söylemişti. Ee, işin rengi başka türlü olduğu için yani... E Gamze'yi aslında çok güvendiği için e, yapımcılar daha sonra buna karar verdiler ve e, çok da güzel devam etti. Hı -hı. Çok da güzel bir dizi oldu. Evet. Ee, biz işte konuşurken tanıştığımızda şey demişti şakayla karışık tabii ya tam oyunculuğu bırakmaya karar verdi bu işi başıma sardılar o, demişti. O hep öyle düşünür <laughs> hep oyunculuğu bırakmak ister <laughs> oyunculuktan çok hoşlanmadığını söyler. Ee, keşke bırakmasın tabii ki ama her seferinde oyunculuğu bırakmak istediğini söyler. Diğer işler onun daha çok ilgisini çekiyor herhalde. Zaten bizim tiyatromuzun da bütün operasyonel tarafı Gamze'dedir yani biz İstanbul'a geldiğimizde bana birçok arkadaşım eskiden öğrencim olan ama şimdi meslektaşım olan bir sürü insan hocam ne zaman tiyatro kuruyorsun? Hani bekleniyor yani öyle bir şey yapmışız Antalya'da 12 yıl. Vallahi ben kurarım da Gamze'yi ikna edin derdim. Çünkü <laughs> operasyonel kısım benden olmaz yani her şeyi birbirine karıştırırım. Dolayısıyla o bizim şu anda çok e, itici gücümüz diyeyim. E, o işlerden de çok hoşlanıyor. Menajerlik de aslında bir buluşturma ve sorun çözme platformu bir yanıyla. E, ama şeyi de ekleyeyim, Casla e, e, onun menajerlik şirketinin herhangi bir alakası yok. Onun altını çizelim çünkü hep telefon açıp soruyorlar. Biz orada bir kursa git gelirsek işte menajerliğe geçebiliyor muyuz, ajansa hmm. geçebiliyor muyuz, böyle bir bağlantısı olmadığını söylüyoruz ve gerçekten de böyle öyle bir bağlantısı yok. Hatta insanlar başka türlü de düşünmüş olabilirler işte menajerliği desteklemek için mi okul kurdular falan öyle şeyler de hiç aklımıza geldi. gelebilir ee, gelebilir son derece normaldir hiç öyle bir şey yok. Burada tamamen ciddi bir oyunculuk eğitimi var tiyatro yaşantısı var. Ee, ama nasıl tiyatroda yola devam etmek istediğimiz insanlar olursa öteki tarafta da neden olmasın? Yani ona kimse bir geleceği ipotek koyamaz tabii ki. Bir zamanlar Anadolu'dan sonra da hem genç hem de çok önemli yönetmenlerle işlerin oldu. En son Murat Düzgünoğlu ile Halef var 2017'de. Ee, Orhan Eskiköy ile Taş var o enteresan bir e, bir projeydi Böyle tartış etrafında tartışmalar örgütleyecek bir projeydi. Ee, başka türde kocan kadar konuş hem birincisi hem dirilişte bir komedi projesinde oynadın. Dolanma var, küf var. Ee, bir zamanlar Anadolu'dan önce de yurt var Muzaffer'in. Muzaffer Özdemir. Muzaffer Özdemir de e, Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler filminde... Enteresandır. Kan'da en iyi erkek oyuncu ödülü almıştı. Evet. Sonra burada Yurt diye bir kişisel filmini üretmiş oldu. Birbirinden farklı roller, bu bir oyuncunun en arzu ettiği şeylerden biri. Biraz anlatır mısın nasıl olduğu süreçler, biraz da projelerden söz eder misin? Tabi. Ee, ya her film bir oyuncu için ya da her çalıştığı iş aslında tiyatro oyunu da olsa ama şimdi sinemadan bahsediyoruz. Her film çok ciddi bir deneyim oluşturuyor. Çünkü bir Rus yönetmenin bir lafı çok hoşuma gidiyor. Her yönetmen oyuncu için bir sınavdır, her oyuncu da yönetmen için bir sınavdır diye. Aslında tabii sınav abartılı bir kelime de o süreçte, çalışma sürecinde değişik bir dil, değişik bir beyinle karşılaşıyorsunuz. Ve onu anlamaya çalışıyorsunuz. Onu anlamadan rolünüzü yapmanız mümkün olmuyor. Çünkü sinema özellikle yönetmen sanatı olduğu için, çünkü bütün onun kafasında, oyuncunun kafasında olamıyor. Dolayısıyla her birinde çok değişik tecrübeler yaşadım. E, Kocan kadar konuş şöyle bir ilginçliği var. İlk defa bir Gişe filminde oynadım. Hani hepsi festival filmi falan diye anılan filmler. E, o zaman senaryoyu okuduğumda da sonra filmi de gördüğümde, mesela Gişe filmi bizde hep e, kötü bir negatif bir anlamı vardır. Halbuki ben hep şey derdim yani Gişe filmi yapmak da çok zor çünkü onun ...kurallarını, kurnazlıklarını yapmak, kurgusunu yapmak çok zor. Bence çok şahane bir film oldu. Ee, orada yönetmen-oyuncu ilişkisi olarak da çok rahatlık ama Kıvanç Baru önü e, çok güzel bir yönetmen. Bütün oyuncularına, bütün imkanları sunan, onların konforu için her şeyi yapan... ...oyun almak için e, sette çok güzel bir rüzgar esiren bir yönetmen. Bir de Kıvanç aslında şey... Eski Yeşilçam'dan gelen bir ailenin bir ekol'den geliyor. Hı hı. Vedat Türkal'inin torunu hı hı. Barış Pirasan e, yine şeyde o ekol'den geliyor. Yani aslında bağımsız sinemanın e, göbeğinden gelen bir ticari evet. sinema üreticisi. Evet, evet Aynı zamanda radyoculuğu var, hı hı. reklamcılığı var. Ama e, insan olarak da, kişisel olarak da e, çok e, hep böyle çalışılması bir adam olduğu için çok güzel bir film çıkardı. Senaryosu da çok güzeldi. Görüntü yönetimi de çok güzeldi. Yani şunu demek istiyorum. Bence yapılmış en iyi romantik komedilerden bir tanesiydi Türkiye'de. Ve onun örnek alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizde gişe filmi, komedi bilmem ne dediğimizde böyle bir bir hep bir, bir aşağıda çıtayı aşağıya koyan bir şey. Ama o film çok zor yapılmış bir filmdi. Daha doğrusu çıtası yüksek bir filmdi. O öyle bir şeydi. Taş, Çanakkale'de çektik. Aybacı'nın yukarıdaki bir köyünde ben niyeyse filmlerde hep soğuk hatırlıyorum. Bir zamanlar Anadolu'da da iki ay boyunca donduk. Kelimenin tam anlamıyla donduk. Taş filminde donduk. Sonraki Halef'te Adana'da Aralık ayında donduk. Çünkü Adana'da ben o kadar uzun süre bulunmamıştım hiç. Güneş dağdan görünmediği an buz kesiyordu Aralık ayında hava. Orhan eski Eskiköy'le taşı çektik. Çok güzel bir senaryoydu. Kurgusu sonra biraz daha senaryoyu değiştirmişti. E, siyah beyazdı o filmde. Enteresan olmuştu. E, orada aşırı ketum bir adamı oynamaktan çok zevk almıştım. E, ben zaten hani çok açık, çok e, hani ne bileyim dışa dönük bir insan değilim. Ama o çok ketumdu ve onun içindeki o garabet e, duyguları oynamak, araştırmak çok hoşuma gitmişti. Ee, en son Halef oldu. Evet Murat'la çok iyi bir oyuncu yönetmen ilişkimiz oldu. Şöyle bir enteresanlık var. Ben Murat'ı daha önce tanıyordum. Ee, ve hep şunu söylüyordum. Acaba beraber çalışmasak mı? Birbirimizi çok seven, değer veren insanlardık. Ee, siz sinemacılar biraz gıcık oluyorsunuz yönetmenler. Acaba ilişkimiz bozulur mu diye söylüyordum. O da bakarız diyordu yani. Bozulacaksa da bozulur diyordu. Şahane bir oyuncu yönetimi var Murat'ın. E, senaryosu üzerine çok e, tartışabildik, sohbet edebildik, e, etkimiz de oldu, bir parça çok küçük ama e, çok güzel bir set süreci geç, geçirdik. Benim en çok zevk aldığım filmlerden biri oldu Halef. E, sonucunu da gördük galiba, ben e, Şükrü ba Baran Şükrü Babacan'la beraber oynadık, e, onunla da daha önce tanıştığımız için benim... E, 16 yaşından beri öğrencim olduğu için ama şimdi meslektaşım. İletişimimiz çok iyiydi. ilişkimiz çok iyiydi. Ve orada çok güzel bir Mahir ve Halef e, ilişkisi doğmuştu. E, çok verimli bir çalışma olmuştu Halef. Çok güzel. Ee, burada Pera'da, e, Pera Tiyatrosu'nda epey bir zaman aslında oyunculuk yaptın. Evet. Venedik Taciri'de dahil olmak üzere. Biraz e, şeyde... E, Venedik Taciri'nden e, söz eder misin? Nasıl oldu o proje? O proje de ilginç oldu. Ben daha önce e, iki oyununda oynamıştım Pera'nın. E, sonra artık başka tiyatrolarda... O zaman tabii benim bir tiyatro kurma fikrim falan bile yok. E, dizilerde oynuyoruz falan ama başka bir tiyatroda oynayayım. Artık aynı yönetmenle çalışmayayım falan diyordum. E, sonra Nesrin dedi ki... ...ya gel şuna, gel şuna oyna bak çok güzel olacak dedi. Ben de dedim ki kast yapın. Yani beni istepne olarak düşünün. Ben o kast gelemediği zaman öyle durumlar vardı. Ona çok şaşırmıştı mesela yani sen nasıl kendini istepne olarak görebiliyorsun? Ya mantık diye bir şey var diyordum yani ben artık başka yönetmenlerle çalışmak istiyorum... ...ve sen de böyle bir şey diyorsan hani... ...tabii ki mutlu olurum ama bu şartlarda olsun... ...hani bütün rolün sorumluluğunu ben götürmeyeyim diye... ...öyle olmadı. Epey oynadım. <laughs> Mehmet Ali Kaptanlar'la ve... ...Pera'nın genç ekibiyle... ...oynadık. Ben genç ekibi... ...çok önemsiyorum. Orada da çok seviyordum ve... ...bence tiyatro Pera'nın... ...ana dinamosu o genç ekip. Şimdi de... ...öyledirler herhalde. Onlarla çok güzel vakit geçirdik ve çok güzel oyunlar yaptığımızı düşünüyorum. Sahne arkasında ve sahne önünde çok iyi iletişimlerimiz vardı. Dolayısıyla benim hep böyle baktığım yer orası zaten. Hani biraz herhalde yaşlanma yaşlanmamak için gençlerle birlikte <laughs> oluyorum. Çünkü onların dimağları hep bugüne ait, bu çağa ait. Belki biz biraz dinozorlaşıyoruz. Onu da biraz test etmek lazım. Böyle bir çıkarsal bir şeyle değil ama bunun bir faydası oluyor <laughs> tabi. Dolayısıyla Tiyatro Pera'da da öyle bir genç ekiple çalışmak çok mutluluk vermişti. Ee, en sonunda Ahzim Güzel İzmir'im diye bir oyun oynuyorduk. Fakat Caz kurulunca e, artık vakit ayıramadım. Ee, üstelik oyun da gidiyordu yani seyircisi de vardı. Yani çok özür dileyerek Nesrin'den ve oradaki arkadaşlarıma Şafak Eruyar dramatik e, okuldan arkadaşım. Onlardan çok özür dileyerek vedalaşmak zorunda kaldım çünkü buradan kalkıp başka bir yerde oynamaya vakit ayırmak çok zor olacaktı. Onları da zor duruma düşürmemek için. Peki şimdi burada önümüzdeki zaman diliminde e, atölyenin başvuru tarihiyle ilgili bir süreç var mı? Yoksa onlar kapandı mı? Konservatuar Eylül'de yapıyordunuz sınavları. O kapandı. O kapan iki yılda bir ama. Konservatuar yılda bir. bu yıl yok. Yani Hı -hı. önümüzdeki Eylül'de yok. Ondan sonraki Eylül'de Hı -hı. var. E, oyun atölyesi, e, kamera atölyesi ve temel oyunculuk için kayıtlarımız sürekli açık. E, sınıflar oluştukça... Zaten dersleri başlıyor. Evet yani onu hem internet sitesinden hem sosyal medyadan takip edebilirler. Evet. Ee, bir rıza sönmez de mevzu bitmesin daha sonuna geldik. Mevzular bitmiyor ama bir, bir zamanlar Anadolu'ya bakalım. Üzerine konuştuk. Onu bir fragman izleyelim. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz ya da geldiğimiz ederiz. için. <laughs> Siz hoş geldiniz. İyi hoş ki bulduk. geldiniz. Teşekkür ederiz.